Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber iPhone SE 4 modeli hakkında ortaya çıkan tüm sızıntıları değerlendireceğiz. İşte en ucuz iPhone modeli olarak piyasaya sunulacak yeni model hakkında ortaya çıkan tüm sızıntılar. Hadi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Apple tarafında genellikle amiral gemisi modeller piyasaya sürülüyor ve bu modeller hep aynı fiyat skalasına sahip. Örneğin seriye ait tanıtılan 4 model 800, 1000, 1200 ve 1400 dolar olarak piyasaya sunuluyor. Geçtiğimiz yıllarda tabii ki bu modellere erişim biraz daha kolaydı. Fakat artan dolar kuru ve vergiler sebebiyle bununla beraber pandemi gibi süreçler de bu fiyatları etkilemiş olacak ki artık Apple'ın amiral gemisi modellerine asgari ücretli bir çalışan erişemiyor. Hal böyle olunca kullanıcılarda uygun fiyatlı iPhone alma isteği oluştu. Bunun çözümü ne oldu? Tabii ki yurt dışına gidip yurt dışından getirtme diye düşünebilirsiniz. Fakat daha sonrasında yıllar öncesinden 500-600 TL olan kayıt ücreti ilk önce 2000 TL'ye, daha sonrasında ise 6000 TL'ye yükseldi. Hatta 2000 TL'den 6000 TL'ye yükseldikten sonra Aralık ayında komşu ülkelerde bayağı büyük bir kalabalık yaşandı. Çünkü neredeyse yarı yarıya bir fark söz konusu. Yani vergileri dışarı çıkarttığımız zaman 6000 TL'lik kayıt ücreti ödense dahi hala iPhone'u yurt dışından almak mantıklı hale geliyordu. Ya da Türkiye'den de iPhone almak isteyenler oldu. Yani ben yurt dışında bir telefon aldım, bir sorun çıkarsa bu Türkiye'deki servisi bağlamayabilir diye düşünenler de genellikle ikinci el iPhone'lara yöneldi. İkinci el modellerde de son yıllarda en çok satan ikinci el iPhone modelinin iPhone 11 ve iPhone 11 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda da hala satın alındığında fiyat performans tarafında kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Bu yüzden iPhone 11 serisinden sonra diğer modellerde ulaşım biraz daha zor oldu. Apple'ın ise bu konudaki en önemli aksiyonu amiral gemisi modellere ulaşamayan kullanıcılar için uygun fiyatlı iPhone sunma hedefiydi ki iPhone SE modeliyle bunu da başarmış oldu. İlk önce 2016 yılında iPhone SE modeli piyasaya sürüldü. Bu model uygun fiyatlı iPhone olarak karşımıza çıkıyordu. Daha sonrasında ise 2 yılda bir olacak şekilde iPhone SE modelleri devam etmeye başladı. Yani 2016, 18, 20 ve 22 yıllarında iPhone SE serisi devam etti. Piyasaya sürülen son iPhone SE modeli ise 2022 yılında gelmişti. Bu modelinde yine kamera, pil ve işlemci tarafında biraz daha zayıf olduğunu söylesek de yine Apple kalitesi konuştu. Yani tek bir kameraya sahip olan bir iPhone'dan bahsetsek bile o yıl piyasaya sürülen amiral gemisi Android telefonla resmen kafa kafaya bir kamera performansı sergilemesiyle gündemde adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Fakat her ne kadar işlemci tarafında A15 Bionic kullansa da 4.7 inçlik küçük bir ekran kullandığı için kullanıcılar tarafından zamanla artık ilgi görmemeye başladı. Yani en başta aslında bu uygun fiyatlı bir iPhone diye akın edenler çok oldu. Fakat sonrasında performans olarak kullanıcıları tatmin etse de kullanışsız olarak söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz yıllarda iPhone serisinden mini modelinin kaldırıldığını biliyoruz. iPhone'un 13'te bildiğiniz gibi mini modeliyle yer alıyordu. Fakat iPhone 14 serisiyle birlikte mini yerine iPhone 14 Plus modeli karşımıza çıkmıştı. Bu model iPhone 14'ün daha da büyük ekran ve bataryalı bir versiyonu olarak sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden SE modelleri artık beklenen ilgiyi görmedi ve ekran paneli tarafında da biraz daha zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden iPhone SE 4 için beklenti aslında düşmüştü. Hatta tanıtılmayacağına, yani artık Apple tarafından toz raflara kaldırıldığına dair, yani Apple'ın aslında uygun fiyatlı iPhone projesinin pek de beklenen ilgiyi görmediği için bundan sonra piyasaya sürülmeyeceğine dair sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Fakat gel gelelim bakıyoruz ki artık iPhone SE 4 modeli hakkında bazı ayrıntılar mevcut. Yani SE serisinin devam ettiğini ama serinin önceki modelleri gibi biraz daha zayıf kalmayacağını ve uygun fiyatlı performans odaklı bir iPhone modeli olarak sunulacağını görüyoruz. Ortaya çıkan sızıntılara baktığımızda OLED ekranlı ve 5G destekli bir iPhone modelinden bahsediyoruz. Panel tarafında zayıf kaldığını söylemiştik fakat artık OLED panelinde sunulmasıyla beraber bunun da üstesinden gelinecektir diye düşünüyorum. Yani 2 yılda bir piyasaya sürüldüğünü söylemiştik ve seriye ait son modelinde 2022 yılında piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Bu yüzden iPhone SE 4 modelinin, yani serinin yeni modelinin 2023 yılında değil de 2024 yılında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor artık. Yani büyük bir aksilik olmadığı takdirde Apple iPhone SE 4 modelini kesinlikle piyasaya sürecek diyebiliriz. Peki yeni iPhone SE 4 modeli bizlere neler sunacak?
Güvenilir kaynaklara göre Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği iPhone SE 4 modeli serinin önceki modellerinden çok daha güçlü olacak ve kullanıcıların beklentisini sonuna kadar karşılayacak. OLED ekranla gelmesi beklenen model yine çentikli bir ekran tasarımına sahip olacak fakat ince çerçeveler ve daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Kamera tarafına baktığımızda ise yine önceki modellerde olduğu gibi arka tarafta tek kamera, ön tarafta da tek kamera yer alacak. Fakat Apple'ın bu konudaki teknolojisine güvendiğimiz için serinin önceki modellerinden de alışılageldiği gibi güçlü bir tek kameranın yer alacağını söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda Android tarafına baktığımız zaman 4000-5000 TL fiyat skalasında karşımıza çıkan akıllı telefonlarda bile çift arka kameranın yer aldığını biliyoruz. Yani en az iki arka kamera arkadaşlar. Bu kamera artabiliyor. Aynı zamanda bazı 5000-6000 TL bandında piyasaya sürülen modellerde çift ön kamera dahi yer alıyor. Ama bu Apple'ın projelerinde yer alan bir tasarım değil. Yani şu anda güncel telefonlarında bile bundan bahsedemeyiz. Tabi dinamik ada özelliğini de bekleyecek değiliz yani. Sonuçta iPhone 14 ve 14 Plus modellerinde dahi çentikli ekran yer alıyorsa dinamik ada için bir 4 yıl daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat yine de arka tarafta en az 2 kameranın olması bu telefonu biraz daha tercih edilebilir yapabilirdi. Fakat fiyat tarafında çok da iddialı bir fiyatla gelirse tek kamerada makul görülebilir arkadaşlar. Konsept tasarımlarını incelediğimizde ise Apple'ın bir devrim olarak nitelendirdiği iPhone X modeliyle hemen hemen aynı kasaya sahip olduğunu görüyoruz. Konsept tasarımlardan yola çıkacak olursak iPhone X benzetmesiyle ilerlediğimizde ortalama 5.8 inçlik bir ekrandan söz edebiliriz ki seriye ait tanıtılan son model yani iPhone SE 3 modeli 4.7 inçlik bir ekranla geliyordu. Yani arada 1.1 inçlik bir sıçrama yer alacak. Bu da gözleri görülebilir. Önemli bir fark. Yani artık iPhone SE modelinin performansından memnunum ama ekranı küçük geliyor gibi sorunlar kalkacak iPhone SE 4 modeliyle beraber. Bununla beraber yeni modelde Apple'ın A16 Bionic işlemcisi kullanılması bekleniyor. Tabii ki bu piyasaya sürüldüğü yıla göre değişecektir ama Apple'ın zaten işlemcisinin hep performansı sonuna kadar karşılayan bir yonga seti olduğunu biliyoruz. Bu yüzden A16 da olsa A15 de olsa yine de günceli yakalayacak ve gelecekte de performansını sürdürebilecek güce sahip olan bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu işlemciler daha büyük ekranlı, daha iyi kameraya sahip modeller için üretiliyor. Yani tek kamera ve daha küçük bir ekranlı akıllı telefonda daha verimli çalışacak bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Her halükarda performansı serinin önceki modeline göre çok daha güçlü olacaktır iPhone SE 4 modelinin. Bununla beraber bir köklü değişiklik daha yer alıyor. iPhone SE 4 modeliyle beraber Type-C girişinin yer alması bekleniyor. Zaten bir süredir iPhone 14 serisi içinde bu söylentiler mevcuttu. Yani Avrupa Birliği'nin rekabet kurulunda evrensellik hususunda Apple modellerinin de özellikle Avrupa'da satılan tarafında Type-C girişi zorunlu hale kılınmıştı. Apple bu konuda çok diretti. Hatta bazı kısımlar Apple'ın hem Amerika'ya hem de Avrupa'ya farklı modeller üreteceğini de iddia etmişti. Fakat görünen o ki iPhone 15 serisiyle birlikte iPhone kullanıcıların Type-C hasreti son bulacak ve artık Apple'ın iPhone 15 modellerinde Type-C girişi yer alacak diye düşünüyoruz. Muhtemelen iPhone SE 4 modelinde de Type-C girişi gelecektir. Apple'ın Lightning girişinden de tabii ki bir şikayetimiz yok. Fakat evrensellik tarafında artık Apple kullanıcılarının şarj kablosu tarafında sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Yani Apple'ın diğer ürünleri dahi Type-C girişine geçmişken iPhone serisinin hala bu konuda diretmesi aslında artık mantıksız geliyor. Yani baktığımız zaman muhtemelen 2024 yılından itibaren piyasaya sürülecek olan iPhone modellerinde Type-C girişinin yer almasını bekliyoruz. iPhone SE 4 modeli de bu karar bağlamında ilerleyecektir. Fiyat tarafına baktığımızda ise yine önceki modellerle benzer bir fiyat aralığının olması bekleniyor. Yani iPhone SE 3 Avrupa'da 489 Euro'luk bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Apple her yıl bir akıllı telefon serisini piyasaya sürdüğünde her yıl o fiyatı korumaya devam ediyor. Tabi SE modeli 2 yılda bir tanıtılıyor ama aynı fiyatı koruyacağını tahmin ediyoruz. 489 Euro'yu Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise bugünün kuruyla 9800 Türk Lirası gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de şu anda güncel olarak iPhone SE modelinin ne kadara satıldığına bakalım. Şu anda 16.999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.
489 euronun üzerine vergileri eklediğimiz takdirde ortalama olarak yine 15.000 TL'nin üstünde bir fiyat karşımıza çıkıyor. Tabii ki Apple bu konuda rekabetçi bir fiyatla gelirse ve 15.000 TL'nin altında bir fiyatla karşımıza çıkarsa en çok ilgi gören iPhone modelleri arasında yer alacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni model hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. O gün gelene kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.